Büyük sayıların karşılaştırılması. Sayıları karşılaştırmadan önce büyüktür küçüktür işareti hakkında bir ön bilgi edinmemiz gerekiyor. İşaretlerimiz büyüktür küçüktür işareti. Bunların hangisinin büyüktür, hangisinin küçüktür olduğunu anlamak için farklı renkle göstereyim. Sol taraflarına birer çizgi çektiğimizde, bakın şuraya sol tarafından bir çizgi çektiğimde bu B harfine benziyor. Yani büyüktür demek. Yine sol tarafına çizgi çektiğimde bu neye benzedi? K harfine benzedi. Yani küçüktür demek. Peki bunlar hangi sayıyı gösterir? Büyük sayının hangi tarafta, küçük sayı hangi tarafta olur? Onu öğreneceğiz şimdi. Büyüktür işaretini yaptığımızda, büyük bir şekilde yapıyorum. Bakın, şuraya küçük bir ağaç resmi koyuyorum. İleriye doğru gittikçe ağaçlarımızı koyalım basitçe. Ağaçların boyunu gittikçe küçüldüğünü görüyoruz. O zaman büyük sayı burada, küçük sayı burada olur. Yani büyük sayı solda, küçük sayı sağda olur. Başka bir şekilde şöyle yapabiliriz. İşte diyelim ki büyük sayı, küçük sayı, küçük sayıya doğru dedik. Büyüktür, büyüktür, küçük dedik. Bunu bir ok olarak düşünürsek, yine başka renk kullanmak istiyorum ben burada. Bir ok olarak düşünürsek, her zaman küçük sayıyı gösterir. Başka türlü yapalım. Örneğin küçüktür işaretine bakalım. Küçük sayı bu tarafta. Büyük sayı bu tarafta. Bir ok olarak düşünürsek her zaman dedim küçük sayıyı gösterir dedim. Şu şekilde okumuzu çizdim. Ok şeklinde düşünürsek her zaman küçük sayıyı gösterir. Sahnemizi temizleyelim ve dersimize dönelim. 4.965.542 sayısı var. Öbür tarafta 2.052.285 sayımız var. Bu sayıların basamak değerlerini alttan aşağı ben yazdım, hazırladım. 4.900.060.005.542 2.050.002.285 İki sayıyı karşılaştırmadan önce en büyük basamaklardaki sayılara bakacağız. En büyük basamak milyonlar basamağında. Burada 4 milyon var. Milyonlar basamağında 2 milyon var. O zaman bu açıdan baktığımız zaman 4 milyon 2 milyondan daha büyüktür. Dedik ki büyüktür küçüktür işaretini bir ok gibi düşünürsek her zaman küçük sayıyı gösterecek dedik. O zaman 4 milyon büyüktür 2 milyondan şeklinde iki sayıyı karşılaştırmış oluyoruz. ...7.872.111 ile 7.870.542 sayılarını karşılaştıralım. Şimdi büyük basamaklardan başlayacağız. 7 milyon, ikisi de karşılaştırma yapıyoruz. 7 milyon 800.000 eşit 70.000 eşit 2.000 ve bu binler basamağı boş. O zaman bu birinci sayımız daha büyük. Bu sayımız büyük sayı. Aşağıdaki sayımız ise küçük olan sayıdır. Karşılaştırmamızı nasıl yapabiliriz? 7.872.111 büyüktür 7.870.542'den şeklinde ifade ederiz. Ya da
7.870.542 küçüktür 7.872.111'den şeklinde karşılaştırma yapabiliriz. Bir diğer sorumuz 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 9 rakamlarıyla yazılabilecek 7 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıyı yazalım. Bizden istenen birincisi en büyük, ikincisi ise en küçük. Şimdi en büyük sayıyı oluşturmak için 7 basamaklı olacak bu sayımız. 9'dan başlıyoruz. En büyük sayıdan başlıyoruz. Büyük sayı, en büyük sayıyı oluşturmak için. Rakamlar birbirinden farklı olacak. Ona da dikkat ediyoruz. Evet. Orada rakamlar birbirinden farklı diye ifadesi kullanılmamış ama biz rakamları birbirinden farklı yapalım. 7, 6, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakam oldu. Bölükler arasına nokta koyuyorduk. Okunuşu neymiş? 9.764.321'miş. Şimdi en küçüğünü bulalım. En küçük rakamdan başlayarak sıralayacağız. En küçük rakam burada 0 ama 0'ı başa getiremiyoruz. O zaman 0'dan sonra 1 gelir, 1'i başa getiriyoruz. 0'ı hemen ondan sonra getirmemiz lazım. 2, 3, 4, en küçük rakamları sırayla yazıyorum küçükten büyüğe doğru. Evet, bu da en küçüğü de 1.023.467'dir. Rakamları birbirinden farklı. En büyük doğal sayı ve en küçük doğal sayıyı buluşturduk. 7 basamaklı. Aşağıdaki sayıları büyükten küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. O zaman en küçük olan sayıyı bulacağız. Karşılaştırma yapıyoruz. Milyonlar basamağında 9 milyon var. 1 milyon var. Burada 62 milyon var. Bölüğe bakıyoruz. O zaman en büyüğü bu oluyor. Evet, kolay. Bu milyonlar bölüğüne baktık. Burada 62 milyon var. O zaman bu sayımızın en büyüğü 62 milyon. En küçüğü 1 milyon, 9 milyon. Sahnemizi temizleyelim. Sıralayalım. En küçük sayımız 1.584.301 küçüktür 9.172.320'den o da küçüktür 62.541.028'den şeklinde sıralamış oluruz. Diğerlerine bakalım. İşte milyonlar bölüğüne bakıyoruz. 58 milyon, 58 milyon, 41 milyon. Ya pardon, 415 milyon. Bu en büyüğü. Bunlar 58 milyon birbirine eşit. Şimdi bunların küçük olanını bulacağız. 100 binler basamağına bakıyoruz. 6, 100 bin. 100 binler basamağında 0 var. O zaman ikinci sayımız birinci sayıdan daha küçüktür. En küçüğü bu. 58 milyon 32 bin 875 küçüktür 58 milyon 652 bin 11'den o da küçüktür 415 bin 415 milyon 860 bin 342'den diyoruz. Şimdi aşağıki sayımızı karşılaştıralım. Birinci sayımız milyonlar basamağında 865 milyon var. Milyonlar basamağında bölüğünde 8 milyon var. Milyonlar bölüğünde 84 milyon var.
Burada en küçüğünün 8 milyon olduğunu görüyoruz. 8 milyon 491 bin 150 küçüktür. 84 milyon 631 bin 745'ten o da küçüktür. 845 milyon 623 bin 100'den şeklinde sıralanır. Aşağıdaki sayıları küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanını yerleştirelim. Şimdi bakıyoruz. Milyonlar bölü 703 milyon 307 milyon. O zaman 703 milyon 500 bin 83 büyüktür. 307 milyon 500 bin 83'ten. Yine milyonlar bölüne bakıyoruz. 827 milyon, 827 milyon, 48 bin, binlere bakıyoruz. Onlar da eşit. 151, onlar da eşit. O zaman buraya eşittir ifadesini koyarız. Diğer sayımız 56 milyon. Milyonlar bölümünde 56 milyon var. 6 milyon var. O zaman bu sayımız küçüktür. 56 milyon 381 sayı 81 1207 büyüktür. 6 milyon 381 1207'den diye büyüktür işaretini koyuyoruz. Gene milyonlar bölüne bakıyoruz. 23 milyon 72 milyon. O zaman 72 milyon daha büyük. 23 milyon 500 2816 küçüktür. 72 milyon 568 3'ten. Milyonlar bölüğü yok. Burada milyonlar bölüğü var. 8 milyon sayımız var. O zaman bu büyüktür. 937.168 küçüktür. 8 milyon 603.527'den diye ifade ediyoruz. Öğrendiklerinizi pekiştirmek ve başarınızı değerlendirmek için testimiz.com sitesini ziyaret edebilir. Ücretsiz test çözebilir, etkinlik ve çalışma kağıtlarını indirebilirsiniz. İyi çalışmalar.